Bak burada, burada gel. Canım. Geldi uykular. Hı? Gel bakalım. Of canım. Bundan sonra her hafta sonu bizimlesin. Benim tatlı belam. Artık bizi üzen anılar olmayacak. Peşimizi bırakmayan hayaletler olmayacak. Bu evde çok mutlu olacağız. Söz veriyorum, tamam mı? Zeliha, özleyeceğim ama ben bu kahveleri ya. Yapmayın Süreyya Hanım. Zaten gözyaşımı zor tutuyorum. Vallahi hüngür hüngür ağlayacağım şimdi. E gitme o zaman. Bırakma bizi. Olmaz mı? Kız kardeşim doğum yaptı. Bebeğine bakacağım mecbur. Yoksa bırakıp gider miyim sizi? Gazeteye ilan vermiştik. Var mı bir haber? Evet evet var. Bugün bir karı koca çift gelecek. Kadın yemek işlerine, mutfağa, alışverişe falan bakıyormuş. Adam da bahçeye. Getir götür işlerini. Onlar gelene kadar bırakma bari bizi. Olur mu? Emin elleri teslim etmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Merak etmeyin siz. Tamam. Süreyya Hanım günaydın. Günaydın Keremciğim. Benim size bir özür borcum var. Aa, niyeymiş o? Oliva'yı sizin organizasyonunuz için sponsor yapacaktık ama detayları bir türlü oturup konuşamadık. Bu hafta biraz karışık bir hafta oldu da. Bugün buluşup konuşalım mı? Ben de tam bunun için aramıştım seni. Ya Metin Koran Holding olarak bizzat sponsor olmayı teklif etti. Öyle mi? Ne güzel. Neyse, çok teşekkür ederim. Böylece Oliva'yı da sıkıntıya sokmamış olduk. Olsun. İleride yaparız belki bir şeyler. Tabii. Ya biz seninle bir anlaşma yapmıştık hani Oliva'da, Cansu hakkında. Hatırladın mı? Hatırladım tabii. Var mı bir haber? Bırak! Bırak! Ne istiyorsun sen benden hala ya? Niye geliyorsun peşimden? Yetmedi mi çektirdiğin? Kerem orada mısın? Ha yok yok. Verecek bir haberim yok. Burada her şey yolunda. Asayiş Berkemal, merak etmeyin siz. İyi. Tamam peki. Görüşürüz o zaman. Ne demek? İyi günler. Konuşmadık bir haftadır, iyi misin? Evet, konuşamadık. Niye diye düşündün mü hiç? Kaçtım benden. Senden kaçmadım. Konuşmak istemedim sadece seninle. Bu kadar basit. İyi Allah'tan keyfin yerinde en azından. Yerinde. Niye biliyor musun? Rahatladım çünkü. Gözlerimi açtım o kızı öperek. Gerçekten. Sizi beraber görünce anladım.
Benim bunca zamandır gerçek sandığım şeyler aslında gerçek değilmiş. Benim Oliva'da tanıdığım adam sen değilmişsin. Hani şair de diyor ya, kafamın içinde yarattım seni galiba diye. Bu hesap işte. Gerçek Kerem bunların hiçbirine değmezmiş. Pardon Sude Hanım, içeri giremezsiniz. Nasıl giremem ya? Giriyorum işte mis gibi. Sizin içeri girmeniz yasak. Yasak mı? Öyle. Ne şartla olursa olsun holdinge adımınızı atamazsınız. Nereden çıktı bu yasak? Cansu Hanım'ın emri. Hatta tam olarak şöyle dedi. İsterse şirkette yangın çıksın, isterse sel bassın, o kadın bu şirkete giremez. Tamam. Biz o zaman şöyle yapalım. Ben buradan güzel güzel içeri gireyim. Bu da seninle aramızda küçük bir sır olarak kalsın ha? Olmaz mı? Ha. Ben de saftım zaten. İki güzel söz söylediniz diye Cansu Hanım'ı sinirlendirip işimden olayım öyle mi? Bravo canım ya. Çok akıllısın gerçekten yani. Hadi ablacığım hadi. İşimiz var burada. Hadi. Hayatım. Böyle mi alıyorsun intikamını Cansu? Ne oldu Sude'cim? Ne var? Bir sorun mu var? Ya sen kendini ne zannediyorsun? Bilmem. Dur bir tahmin edeyim. Muhtemelen senin şu an kapısında beklediğin holdingin ikinci çoğunluk hissesine sahip kişiyim. Yeter mi? Bu mudur yani? Almıyor musun beni içeri? Almıyorum Sude. Yalnız ben burada çalışıyorum. Farkında mısın Cansu? Yanlış. Restoranda çalışıyorsun sen, burada değil. Artık Oliva'da hasret giderirsiniz sevgilinle. Sevgilinle mi? Allah Allah. Kerem mi bir şey söyledi acaba? Hadi hayırlısı.